Merhaba arkadaşlar. Ek atama ile ilgili yeni önemli gelişmeler nelerdir? Ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Özellikle siyasiler bunu sık sık gündeme getiriyor. 100 bin öğretmen ataması. Başta e, Cumhurbaşkanı adayları olmak üzere. Millet ve Millet İttifakı adayı e, Kılıçdaroğlu. Bununla birlikte e, Meral Akşener, e, diğer Muharrem İnce. Bunların hepsi 100 bin öğretmen atama sözü veriyor. Ve bunu sıkça da dile getiriyor. Yani eee siyasiler 100.000 atama olmasını veya 100.000 atamanın dışında ek atama olmasını sıkça dile getiriyor. O yüzden şunu söyleyelim. Şu anda ek atama durumu ciddi bir şekilde gündemde. E, tabii ki geleceği ile alakalı ek atamanın olacağı ile alakalı %100 resmi bir açıklama yok ama şunu da söyleyelim ki 45.000 atamaya ek olarak bir atama gelme ihtimalinin de olanağının birazcık fazla olduğunu yani ihtimalinin birazcık yüksek olduğunu söylemekte de fayda var. Bu gayet güzel bir e, aslında ihtimal olduğunda yine söyleyelim. Dediğimiz gibi sık sık uyarılar geliyor 100 bin atama ile ilgili. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçim öncesinde 100 bin atamayı yani 45 bin atamayı 100 bine tamamlaması ile ilgili bir karar alabilir mi? Elbette alabilir. Ama belki 55 bin değil de 20-25 bin civarlarında yine bir atamada bu süreç içerisinde olabilir. Ek olarak ek atama olarak belki 100 bine tamamlanmaz ama ek atama gelebileceğini bu süreçte söylemekte fayda var. Kaç bin gelir ortalama 20-25 bin gelebileceğini yine e, söyleyelim. İnşallah birkaç hafta içerisinde bu konuyla alakalı resmi bir açıklama gelir. Bizler de bu haberleri takip ediyoruz. Sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.